Gündem dışı üçüncü söz, Aliya İzzet Begoviç'in vefatının 16. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız Aytı. Buyurun. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz cumartesi günü zarif mütefekkir, bilge devlet adamı Aliya İzzet Begoviç'in vefatının 16. yıl dönümüydü. Ben de bu vesileyle Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun bir üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aliya İzzet Begoviç bir Rumeli zarafetiyle fikir dünyamızın sesi olmuştur aslında. Bu yönüyle her birimizin belleğinde ve kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Güçlü gözlem yeteneği, çok yönlü entelektüel okumaları, Müslüman toplumların ve Batı'nın ayrı ayrı fotoğrafını çekerken sorunlara karşı çözüm önerilerini akılcı bir biçimde ortaya koymuştur. Ben bugün bir genç olarak Aliya İzzet Begoviç'in liderliğinin, mütefekkirliğinin yanı sıra Aliya'nın yarına sağlam bir temel teşkil eden dününe, gençliğine değinmek istiyorum. Aranızda mekanın ruhuna ve enerjisine inananlarınız varsa belki söyleyeceklerimi daha iyi anlayabileceklerdir. Şimdi dilerseniz Saraybosna'ya gidelim. Baş çarşının sebiline sırtımızı verip Gazi Hüsrev Bey Camii'ne giderken bizi karşılayan yapılardan biri aslında Mori Çağı'ndır. Mori Çağı'nın kapısından girdiği çınarlarla dolu bir avlu sizi karşılar ve o çınarların şahitliğini hissedersiniz. O çınarlar bir grup gencin fikir tatillerinin, okumalarının, mülahazalarının, heyecanlarının, ülkeleri için kurdukları hayallerin aslında şahididir. Evet, Miladi Müslümani'nin ruhu Mori Çağı'nın dokusuna sinmiş, mekanın bütününe sirayet etmiştir. İzzet Begoviç, gençlik yıllarında mensubu olduğu Miladi Müslümani'yi, yani genç Müslümanları, Tarihe Tanıklığım adlı eserinde mekteplerde öğrendiklerinden, katıldığı konferanslardan ya da okuduğu makalelerden çok farklı olarak öz ve biçim arasında bir ilişki kurabildiği yer olarak tanımlamaktadır. Avrupa'nın ortasında bir Müslüman genç olarak büyürken Aliya, Avrupa'nın fikri temellerini derinlemesine tahlil edebilmiş, bunu yaparken bir gençlik hareketine dahil olarak özüne, nüvesine uygun düşünce kodlarını neşet edeceği bir ortama ve yol arkadaşlarına kavuşmuştur. Bugün Aliya'yı bir devlet adamı olmasının yanı sıra bir düşünür olarak hatırlıyorsak, bir uyanışın öncüsü olarak telendiriyorsak şayet ve dahası Aliya'yı sevdiğimizi her fırsatta dile getiriyorsak, Aliya'nın mücadele ile yoğurduğu gençliğini, aidiyetini atfettiği özünü keşfediş hikayesini, mücadelesinin temellerini dikkatlice takip edip tahlil etmek, Aliya ve arkadaşlarının Mori Çağı'nın duvarlarına sinen heyecanının mücadelesinin izlerini sürmek biz gençlerin ödevidir. Değerli milletvekilleri, Aliya İzzet Begoviç'i yalnızca bir lider değil, aynı zamanda insanın insan oluşuna dair hakikatleri yalınca ifade edebilen bir filozof olarak da tanıyoruz. Misal, insan dışında hiçbir canlı başını göğe kaldırıp derin düşüncelere, evrenin sırlarına, esrarına dalmaz ifadesi dahi o dönemde dünyanın en sert ve zorlu mücadelelerinden birini verirken, insan ruhunun inceliklerini keşfetmekten geri durmadığının, kainata dair incelikli bir farkındalığının oluştuğunun göstergesidir. Güzel bir insandır Aliya İzzet Begoviç. Tek dişi kalmış medeniyet 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda aldığı canlar yetmezmişçesine 20. yüzyılda Avrupa'nın ortasında boşnakları sistematik savaş suçlarına ve katliamlara terk ederken Aliya'nın liderliği ve mücadelesindeki zarafeti insanlığını yitirmeyişiyle bütün dünyaya mühim bir ders vermiştir. Mücadelesinin yöntemini düşmanların ahlakı değil içinde yetiştiği prensipler bütününe sadakati belirlemiştir. Onun tutarlı, onurlu ve şahsiyetli mücadelesini, mücadelesindeki vakur özgüvenini şu cümleden de pekala anlayabiliriz. Bizler insan olmaya ve insan kalmaya çalıştık ve başarılı olduk. Ancak bunu onlardan dolayı yapmadığımızın altını çizmeliyim. Kendimizden dolayı insan kalmaya çalıştık, onlardan dolayı değil. Onlara hiçbir şey borçlu değiliz. İnsan olmak ve insan kalmak Allah'a ve kendimize karşı sorumluluğumuzdur. Onlara karşı değil. Ve nihayet olgun bir Müslümandır Aliya. Saraybosna davasındaki savunmasının son sözü şudur. Ben bir Müslümanım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İslam davasının bir neferi olarak telakki ediyorum. Ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. Çünkü İslam benim için güzel ve asil olan her şeyin diğer adıdır. Dünyadaki Müslüman halklar için daha iyi bir gelecek vaadinin ya da ümidinin, onlar için onurlu ve özgür bir hayatın, kısacası benim inancıma göre uğrunda yaşamaya değer olan her şeyin diğer adıdır. Son olarak Aliya İzzet Begoviç'in vefatından bir gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği "Siz evladı Fatihansınız. Bu emaneti koruyun" cümlesine istinaden Allah'ın izniyle Aliya'nın emanetini iki gözümüz gibi koruyacağımıza bir kere de buradan söz vermek istiyorum. Zarif mütefekkir, güçlü lider, bilge devlet adamı Aliya İzzet Begoviç'i rahmet, minnet ve tazimle anıyorum.
Güzel ve asil olan her şey adına Gazi Meclisimizi ve soylu milletimizi saygıyla selamlıyorum.